Güzel kızım. Bu aralar bana en iyi gelen şey sensin. Bella! Saadet! 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 Sare! Sare! Hayırdır Doğan Bey? Ela nerede? Uyuyor. Ela nerede? Ben bir saat kadar önce yatırdım Ela'yı. Sare nerede? Ben yatarken henüz gelmemişti. Sare, düşündüğüm şeyi yapma. Amcana merhaba demeyecek misin yiğit? Sen babanın bana emanetisin. Ani oldu yiğidim. Biliyorum senin suçun değil. Ama artık aramızda gizli saklı kalmadı. Mira dışarıda seni bekliyor. Şimdi seçim vakti. Ya biz? Ya da devlet. Nasıl mı gidecektin? Bundan sonra ne sen bensiz ne de ben sensiz. Numara benim. Sana söylediği şeyleri benim bilmem sakıncalı. Ben sadece mesaj ileten bir güvercinim. Hemen bir araba gönder. Emredersin abi, toplama. En ufak bir şey duyan gören olduğu zaman gelip haber verecek. Toparla lan. Hadi. Bahçede de yok.
Çocuklar etrafı arıyorlar. Dışarıya da adam gönderdim. Her gördüklerine sorsunlar. Mutlaka bilen duyan biri çıkar. Emredersin abi. Ben de geleyim. Sen kal Saadet. Nerede bu kız? Bilmiyorum Doğan Bey. Sare nerede? Bilmiyorum. Vallahi de billahi de hiçbir şey bilmiyorum. Kim ne ister benim yavrucağızımdan? Efendim, izleme odasına ulaştık. Bütün odalarda kameralar var. Fakat görüntüleri uydudan başka yere aktarıyorlar. Hiçbir kayıt yok. Altay var mı? Hiçbir iz yok. Lütfen dışarıda bekleyiniz. Altı. Gelsin. Beni yeğenimle baş başa bırakır mısınız doktor bey? Yeğeniniz demek. Lütfen buyurun kıymetlimiz. Çok doğru bir karar verdin Yiğit. Bizi seçeceğini biliyordum. Yıllardır yeğenimin yeri benim yanım der dururum. Ölüyor musun? Kurtarıcım geldi. Ölmeyeceğim. Sen beni hatırlıyor musun Yiğit? Hı? Amcana. Bir amca hatırlıyorum, evet. Ama o... sen değilsin. Benim hatırladığım Yiğit de sen değilsin. Doğru. Ben annesi babası öldürülüp... uçurumun dibine atılan o çocuk değilim. O yüzden bırak bu amca yiyen saçmalığını. Yiğit, o gece öldü. Karşımda duruyorsun. Biz yeni bir dünya kuracağız seninle. Sen ölmedin, ben de ölmeyeceğim. Bir ihtiyar bana derdi ki... her canlı ölümü tadacaktır. İhtiyarın lafı değil. Allah'ın emridir o. Every soul will taste death. Külli nefsin zaikatül mevt. Ankebut suresi 57. ayet. Onun devamı da var. Sonra bize döndürüleceksiniz der Tanrı. Sen nasıl çıkmak istersin onun karşısına? Bu dünyaya ait bütün hesaplarımı kapatmış bir şekilde çıkmak isterim. Beni de kapatman gereken bir hesap olarak mı görüyorsun? Kader birliği yaptığın arkadaşlarına ihanet ettin. Birlikte büyüdüğün tertemiz vatan evlatlarını sattın. Annemin, babamın
ölmesine sebep oldun. Beni de ölüme terk ettin. Evet. Seninle hesabımı kapatmadan Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Yalanlara inanmak çok kolaydır. Asıl güç olan doğrulara, gerçeklere inanmaktır. Anlat bakalım. Halit Yıldırım. Ya da Beyazıt Yenişehir. Ya da 5 numara. Hayatın bu kadar yalanlarla doluyken gerçek dediğine inanmamı mı bekliyorsun? Beklemiyorum. İstiyorum. Dinle ve söylediklerime inan. Hoş geldiniz. Daha Hakk'ın dergisini getirdiniz mi? Getirdik kumanda. Bakayım. Bu da İncil kumandan. Siz içeriye geçin. Çay koyup geliyorum ben. Yarısına gelmişsin bile kumandan. Bunlar Dağ Hakk'ın dergisinin basıma çıkmadan önceki son taslağı. Yazıları okumuştum zaten. Görselleri analiz ediyorum şimdi. Anlayabiliyor musun kumandan? Hepsini değil. Hristiyan sembolleri kullanmışlar. Uzman lazım. İncil'i de o yüzden mi getirttin? Hristiyan sembolleri için. İslam güneşse bunlar ışığını güneşten almıyorlar Yavuz. Dili yabancı, üslubu yabancı, teşbihi yabancı, tadı yabancı. Bu memleketin evlatlarına bu derginin her şeyi yabancı. Nerede Yunus Emre'nin arı, Duru Türkçesi, tasavvuf düşüncesi? Nerede bu gizli misyonerlerin çatallı zehirli dili? Dahak altın neslinin gözlerine Hristiyan ruhbanlarının gözünden bir gizlilik yüklemeye çalışıyor. Yazık. Siberek ilçesinde olaylar bir türlü durulmak bilmiyor kıymetli dinleyiciler. Bucak aşiretine bağlı bir köyde aşiret reisinin katıldığı bir iftar yemeğinde yapılan baskında aşiret mensubu 5 kişi ölmüş, aşiret reisi ve oğlu saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştur. Konuyla ilgili olarak kolluk kuvvetleri süratle tatbikat başlatmışlardır. Neler oluyor kumanda? Doğuda fitil ateşlediler Yavuz. Bu memleketin evlatlarını bölüp parçalayarak kölleştirmek istiyorlar.
Baktılar dışarıdan işgal edemiyorlar bizi. İçimize turvatları sokuyorlar. Her yerde yangın başlatıyorlar. Bu yangınları bahane ederek yönetime el koyacaklar. Ego et ille surgimus, nostamus. Evet. Peki stamus hangi fiilden gelir? Stare fiilinden, ayakta durmak fiilinden gelir. Bravo hocam. Hocam beklediğiniz misafir geldi. Buyursun Yas. Bugünlük bu kadar yeter. Sen gidebilirsin. Nasıl arzu ederseniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Derginizi tebrik için küçük bir hediye. Ama anlamı büyük. Kardeşliğimizin bir nişanesi. Çok teşekkür ederim. Buyurun otur. Nasıl buldunuz dergimizi? Başarılı. İslami bir dergi yapıyoruz deyip Hristiyan misyonerliği yapmak herkesin harcı değil. Biz bizeyiz, merak etmeyin. Bu arada bağışlayın, sizi biraz hafife almışım. Ben sizi sıradan bir hoca olarak tahlil etmiştim. Dergi içeriğindeki Arapça kökenli kelimelerle asıl maksadı çok iyi gizlemişsiniz. Muhteşem bir kolaj. Muhteşem bir kamuflaj. Dinle rabıtanız zayıf olmasına rağmen bir uzman gibi değerlendirmişsiniz dergimizi. Tebrik ederim. Ortaklarımın her hamlesini iyi analiz ederim. Sizin elinizde din anahtarı var. Benimkinde de para. Bu iki anahtarla birlikte büyük işler yapacağız. Amerikalı dostlarımıza sizin hakkınızda ilettiğim olumlu dönüşlerin ne kadar isabetli olduğunu yorumlarınızdan anlayabiliyorum. Yakında Türkiye'de sermaye el değiştirecek. Biz zaten kendimizi ukbaya adamışız. Parayla pulla işimiz olmaz. Ama sizi çok önemli yerlerde göreceğimize eminim. Ziyaretiniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Tüm dostlara selamlar. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Çalışmalarınızda başarılar. Hocam. Söyle evladım. Mürted zat, Davut Bahadır'ı evin etrafında görmüşler. Arz edeyim istedim. Bu Erzurum'dan beri benim peşimde.
Davut Bahadır'ın devri geçmekte. Bunu kendi de biliyor. Küfür zeval bulmadan önce bir azarmış. Bırakalım az. O şimdi köşeye sıkışmış. Sinsi, vahşi, barbar bir kurt gibi. Fırsatını kollayıp ısırmaya çalışıyor. Ama nafile. Ben ondan öyle bir parça kopardım ki. Bu darbemi ömrü boyunca unutamayacağım. Teberrük mü var abi? Öyle ama adrese test. Al bakalım Halit. İçin temizlensin. Ne oldu Halit? Niye içmiyorsun? Bir an heyecanlandım da. O yüzden abi. Hoca efendi seni görmek istiyor. Hocam. Gel Halit. Otur yavrum, otur. Alimin yanında diline, veli kulların yanında kalbine mukayyet olmak gerekir. Allah'ın veli kulları Allah'ın nuruyla bakar. Ve kalpte olan gizli sırlara vakıf olurlar. Seni bir süredir izliyorum. Hem madden hem manen biiznillah. Zeki, akıllı bir gençsin. Ve çok temiz bir nesepten geliyorsun. Akıllısın. Kendi faydan olacak şeyleri sezinleyebiliyorsun. Ama yalanlarla dolu bir geçmişe takılı kalmışsın. Rahat ol. Rahat ol, bizden korkma. Korkacağın bir şey varsa o da Allah'ın veli kullarına düşmanlık etmek olsun. Sen şimdiye kadar hiç bizden kötülük gördün mü? Elimize silah aldığımızı gördün mü? Görmedim hocam. Uzun süredir ekmeğimizi yiyorsun. Bize bir şans verme zamanı gelmedi mi Halit Efendi? Ha? Ben ihaneti gördüm. Hainin gözünü gördüm. Ejderhanın ağzından çıkan ateşleri gördüm. Sen bana ne masal anlatıyorsun? Senin hiçbir dediğine inanmam ben. Ben de sana inanmıyorum.
Sokaklarda büyüdüm yalanına inanmamı bekleme. Gözlerinde, tavrında, bileğinde gördüğüm, konuşurken duyduğum, yüreğinden gelen ses bana öyle olmadığını söylüyor. Seni yetiştiren, sana yol gösteren bir kumandanın sesini duyuyorum. İçimdeki öfkenin sesini de duyabiliyor musun? Duyuyorum ama gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü o da sana öğretilmiş. Bana çok şey öğrettiler, doğru. Ama öfke, o öğretilemez. Gerçekler, gerçekler öğretilebilir. Ve öğrendiğin zaman dünyayı başka bir renkte görürsün. Sana baktığımda gördüğüm dünyanın rengini biliyor musun? İnandırıcı değil, söyleme. Kan rengi. Kan kırmızısı. Bana şu anda seni öldürmemi engelleyecek bir gerçek söyler misin? Bana ihtiyacın var. Gerçekler diyorsun ama hayallerle yaşıyorsun. Şu anda senin bana daha çok ihtiyacın varmış gibi duruyor. İşte hatam burada. Sen sadece görünene bakıyorsun. Seni böyle aldatmışlar yıllarca. Gözün gördüğü her zaman gerçek değildir. Görünenin arkasında başka gerçekler vardır. Ne mesela? Doğandan başlayarak bir yola girmişsin. Nizamı bulmuşsun. Rahatsız olduğunu biliyorum. Ama ona rağmen Mira'yı hiç yanından kovmadın. Çünkü tek bir amacın vardı. Kim olduğunu bilmediğin 5 numaraya ulaşmak. Ben değildim aradığın. Ben çıktım karşına. Ama senin için yolun sonu bu durak değil. Kurdoğlu, biliyorum. Senin hedefin 4-3-2-1 diye basamakları çıkıp en yukarıya ulaşmak. Ama beni şimdi öldürürsen bir üst basamağa asla çıkamazsın. Unutma, birlikte yepyeni bir dünya kuracağız. Sen ölmedin, ben de ölmeyeceğim. Acil bir durum vardı. Belki bizim de burada sana ihtiyacımız vardı. Her aklın estiğinde böyle sormadan, danışmadan çekip gidecek misin? Sen de bana sana verilen infaz emrini söylemedin. Ahmet hemşinli. Tamam mı? Rahatladın mı şimdi? Yapmadım. Yapamadım. Devlete kurşun sıkamam. Sıkmam. Biliyorlar mı Emre karşı geldiğini? Söyle. Ela dün geceden beri evde yok. Nereye?
tahta. Üzerinde abi. Zamanı gelmeden tüfekle oynarsan avcı değil av olursun. Diyecek misin yiğit? Sen babanın bana emanetisin. Yıllardır yeğenimin yeri benim yanım der dururum. Ama artık aramızda gizli saklı kalmadı. Ya biz ya da devlet. Efendim, Esra Hanım geldi. Gelsin. Sabah sabah. Buyurun. Ne yapıyorsun Esra? Ela nerede? Ben nereden bileyim senin kızını? Kızım nerede dedim sana? Bilmiyorum. Son kez soruyorum. Kızım nerede? Bilmiyorum dedim. Esra, Mira. Açın kapıyı. Esra. Mira, açın kapıyı. Oğlum yok buranın anahtarı. Baş, baş. Aç. Ne oluyor burada? Saçmalamayın, indirin o silahları.
Hemen! Uzattınız ama indirin dedim. Esra, indir şu silahı. Ayakta kaldınız. Kahve? Biz galiba seninle fazla samimi olduk Doğan Sakınmaz. Sevgilin evime gelip silah çekebiliyor. Sen de benim kim olduğumu unutmuş gibisin. Kimsenin bir şey unuttuğu yok Mira. Ela ortada yok. Bununla bir ilgin var mı? Yok. 5 numara? Zannetmem. Ben yine de Ela'nın nerede olduğunu araştıracağım. Sen de sevgilini al. Daha fazla sabrım taşmadan çekip gidin buradan. Hadi Esra yürü. Yürü. Esra. Burada kalmasın. Rövanşını yapalım. Memnuniyetle. Doğan Sakınmaz'ın kızını bulun. Acil. Hadi çocuklar. Hadi zil çaldı. Hadi hadi. Ela sen? İyi misin? Benim annem öldü. Bilemedim Bayan Collins. Burada kalabilir miyim? Gel Ela, içeriye girelim. Neredesin sen Kurdoğlu? Haber veremeden çıktım otelden. Senden sonra da biz geldik ama hiçbir şey bulamadık. Kayıtlar dışarıda tutuluyormuş. Hazırlıklılardı. Ben de ulaşamadım kayıt merkezine. Çıkmak zorunda kaldım. Bana bak. Şüpheleniyorlar mı senden? Şimdilik sorun yok. Çok dikkatli ol. Bir tehlike görürsen geri çekil. Geri çekilecek noktayı çoktan geçtik. Bak Kurdoğlu.
Hiçbir şey için geç değil. Üzerinde çok büyük bir yük var. Benim Davut Bahadır'ı görmem gerek. Şu anda kumandanı görmeye hepimizin o kadar ihtiyacı var ki. İnşallah ne yaptığını biliyordur. Acıkmışsındır Ella'cığım. Süt ve kurabiye seversin sen. Teşekkür ederim. Başka istediğin bir şey var mı Ella'cığım? Yok, teşekkürler. Daha iyi misin şimdi? Hı hı. Zaten birazdan halan gelir. Halam mı? Evet, ben seni böyle görünce onu aradık. Benim halam... Halan geldi. Hoş geldiniz Miral Hanım. Ela. Nasıl korkuttun bizi bir bilsen. Annenle babam meraktan deliye döndüler. Hadi gel bir an önce gidelim yanlarına. Annesi mi? Annem öldü demiştin Ela. Sana her zaman açık Ela'cığım. Ama bir daha yine böyle aileden gizli olmasın. Tamam mı? Çok teşekkür ederiz Mrs. Collins. Biz bir dahaki sefere yine Ela ile birlikte ziyarete geliriz size. İyi günler. İyi günler. Baş başa kaldığımıza göre anlat bakalım. Neden annenin öldüğünü söyledin? Mızıkçılık yapıyorsun ama. Kimseye anlatmayacağım söz. Böyle bir şey söylediğine göre annen seni çok kızdıracak bir şey yapmış olmalı. Yoksa onu çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Sen neden geldin ki? Hem neden Bayan Koyun'un sen halam olduğunu söyledin? Halan sayılırım tabii. Annenlere geleceğimize haber vermedim sürpriz olsun diye. Seni gördüklerinde çok sevinecekler. Kızarlar mı? Sanmam. Arkama geç Ela. Tesadüf değil sanırım. Sanırım. Neden buradasın? Çocuk için mi? Senin için. Bundan Beyazıt Bey'in haberi var mı? Kalbinin atışı ta buraya kadar geliyor. Sakin ol Mira. Sana bir şey yapmayacağım. Henüz. Neden geldin o zaman? İzliyorum Mira. Neyi izliyorsun Topaz? Seni. Doğan'ı, Nizam'ı. Ne hatlar karıştırdığınızı anlamaya çalışıyorum. Tuhaf tuhaf işler peşindesiniz. Karmaşık bir yapı gibisiniz. Sizi çözmeye çalışıyorum. Ve çözdüğüm zaman hepinizin iyi birer açıklama yapması gerekecek. İyi misin? Adamcığım. Daha karşılaşmayacağım biri.
korkmana gerek yok. Gel hadi gidelim. Var mı bir haber? Yok abi. Nasıl yok Sefer? Abi her yere baktık, bir iz yok. Ya oğlum siz benimle kafa mı buluyorsunuz? Bu sokakların hakimi kim? Biz değil miyiz? Ela'yı bulamadıktan sonra başlarım böyle hakimle. Abi her yere haber saldık. Hala da aramaya devam ediyorlar. İlla ki bir haber gelecektir. Gelecek zaman ikiyle konuşma benimle. Netice istiyorum, netice. Hadi çıkın. Gidin bulun. Emredersin abi. Ya küçücük bir kız çocuğu nereye gider ya? Sare iyi düşün. Gidebileceği bir yer yok mu? Belki Esra'nın söylemiş olabileceği bir yer. Ya bildiğim bir tek Saadet'in evi vardı. Oraya da baktılar zaten. Hem olsa sen bilirsin. Ela'yı benden daha iyi tanıyorsun. Tabii ya. Esra'nın mezarı. Kesin oraya gitmişler. Yok, hayır. Orada değil, baktım ben. Hay ben bu işin. Bu Mira da güya haber verecekti. Hala ortada yok. Yapma Doğan Allah aşkına. Oyun oynuyor bizimle. Onun haberi olmadan Ela'yı bu evden kim kaçırabilir? Bak işte o konuda çok haklısın Esra. Kızım. İyi misin? İyiyim. Çok korkuttun bizi. Hani senin bu işte bir ilgin yoktu? Parana yaklaşma Doğan. Ben kaçırmış olsam kendi ellerimle getirmezdim herhalde. Okula gitmiş. Mrs. Collins beni aradı. Ben de gidip aldım. Okulda mıymış Ela? Bir dakika. Ela'nın okulundan bizi değil de niye seni arıyorlar? Bu Ela'nın ilk kaçışı değil malum. Daha önce kaçtığında Mrs. Collins'e halası olarak bir ziyarette bulunmuştum. O yüzden böyle durumlarda önce beni aramaları gerektiğini biliyorlar diyelim. Bu arada Ela Mrs. Collins'e annesinin öldüğünü söylemiş. Niye böyle bir şey yaptığını anlamadım ama belki bilmek istersin. O kadar mı kızdın bana kuzum? Biz biraz tartışmıştık. Çok kızmış. O yüzden öyle söylemiştir. Çok haklısın Ela'cığım. Annen insanları öfkelendirme konusunda çok yetenekli. Daha bu sabah aynısını bana yaptı. Ama ben kaçıp gitmedim öyle. Neyse. Doğan biraz konuşabilir miyiz? Olur. Gel biz odana gidelim Ela'cığım. Evet Mira, anlat bakalım, dinliyorum. Bir sorunumuz var. Sorunumuz olmayan gün mü var? Bu öyle her zamanki gibi değil, farklı. Hepimizin ortak sorunu. Neymiş? Topal. Ne olmuş Topal'a? Ela'nın okulunun bahçesinde karşılaştık. Bir dakika, bir dakika. Topal'ın Ela'nın okulunun bahçesinde ne işi var? Ne oluyor Mira? Ela ile bir işi olmadığını söyledi. Ama seni, beni ve Nizam'ı izliyormuş. Eğer bu Topal ortaya çıkmış seni, beni izliyorsa
Bu işte bir sakatlık var. Hiç hayır alamet değil. Hem de hiç. Nizam da ortalıkta yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum ona. Yoksa bu topal Nizam'ı? Yok. Nizam'ı infaz etmiş olsa şu an ben de burada olmazdım. Nizam'a dokunduğunu sanmıyorum. Ama Nizam'ın bir an evvel ortaya çıkması lazım. Dua edelim de işler o noktaya kadar gitmesin. 4 numaranın merhametini beklemek istemeyiz Doğan. Dayı. Türkiye'den kötü bir haber geldi. Nedir? Aybars konuşsana. Ne oldu? Çerkez amirimi şehit etmişler. Kızı. Torunu. Adamları. Hepsini katletmişler dayı. Emniyet her yerde katillerini arıyormuş. Gidelim Aybars. İstanbul'a giderim. Tamam dayı. Dayı, telefonun. Amirim. Sen ne işler karışıyorsun yine bizden habersiz? Amirim açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Tekin? Sen teröristlerin elinden daha yeni kurtulmadın mı? Yine ne işin var orada? Savaş mı çıkartmak istiyorsun? Amerikalılar kızgın, Kürtler kızgın, Irak Başbakanı kızgın. Hepsi bir olmuş üzerimize sulanmaya hazırlanıyorlar. Amerikalılar senin yargılanmanı talep etti. Seni buldukları an yargılayacaklar. Bizim seni oradan çıkarmaya vaktimiz yok. Yakalanmamaya bak. Yakalanırsan karşı koyma, hayatta kal. Biz diplomasiyle bir şekilde alırız seni oradan. Ne oldu dayı? Kötü bir haber mi yine? Arka kapıdan kaçıyorsun Aybars. Dayı, seni böyle burada bırakmam. Sana dışarıda ihtiyacım var benim. Derhal kaçıyorsun. Hadi! Seni sık görmek hoşuma gitmiyor. Benim yerime
Harun Karaca Bey'i görmeyi mi tercih ederdin? Elbette. Senin aracılık yaptığın makamla benim bir geçmişim var. Sen kim oluyorsun aramızda? Ara o makamı. Sor bakalım. Topal kimmiş? Tabii ki biliyorum. Eli kanlı bir aracısın işte. Cüretkarsın. Ama bu kanı elime siz bulaştırdınız. Gerginim. Üstüne gelmek istemezdim. Bu kan kokusu beni geçmişe götürüyor. İyi akşamlar. Arabaya bin. Fettah Hoca senden övgüyle bahsetti Halit. Yanlış noktadan başlayıp sonradan doğruyu bulan bir mücevherdir o dedi. Söyle bakalım, neymiş seni bu kadar değerli kılan? Bilmiyorum. Ben yetim kurtların içindeyim. Ha. Fettah Hoca'nın yanına sızmış bir hainsin yani. O öyle bir deryadır ki ona atılan pisliği, çöpü inciye çevirir. Evet, ben haindim. Yanlış yönlendirildim ama hakikati buldum. Şimdi hocam için canım feda. O ne istese yapar mısın? Yaparım. Yanlış olduğunu bildiğim bir şey istese? Yine yaparım. Ondan daha mı iyi bileceğim yanlışı doğruyu? Vardır bir bildiği derim, yaparım. İyi. Bundan sonra benimle olacaksın Halit. Hocan öyle istiyor. Yalnız ben hocana benzemem. Şayet bir gün bana ihanet edersen, işte o gün karşıma çıktığına pişman olursun. Prensiydim. Ta ki yüzüme kurşun yiyene kadar. Hala çok özel bir yerim var, bunu biliyorsun. Yoksa bu koltuğu sana bırakmazlardı. Güçlü olduğundan Topal. Sen de Harun Karaca Bey'in işini gördüğünden dolayı yanındasın. İkimiz de tökezlediğimizde biteriz. Ben emirlere itiraz değil, itaat ettim. Yıllardır topallıyorum. Ama asla tökezlemem. Sen de yaşamak istiyorsan o çocuktan alacağını al ve kurtul. Bunu zorla yapamam. Yaparsın. Kim sana engel olabilir ki? Ruhum. Ruhunu teslim etmek istemiyorsan bırak bu romantik lafları. Romantik mi? Ben... Evet sen, ben karşımda 5 numaralı koltuğu dolduran bir Beyazıt Yenişehir görmek isterim. Harun Bey de öyle bekler. 6 ayın duygusal amcası Halit'in çok fazla yaşama şansı yok, bunu ikimiz de biliyoruz. Ben ölümsüzüm Topal.
sana verilen emirleri dinle ama benimle konuşurken haddini aşma. Sen de sana verilen süreyi aşma. Yeğenini en sona bıraktım. Asla dokunmayacaksın. Yeğenim benimle yaşayacak. Onunla ilgili kararları ben veririm. Cüretkarsın. Ama ben onun aynı dünyada yaşayamam. Biliyorum başıma bela olacak. Ve ben bela sevmem. Çok korkuttun bizi Ela. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Sadece annem varmıştı. Okuldaymışım gibi olsun istedim. Yaşıyormuş gibi. Ölmemiş gibi. Çok korkuyorum. Annem de yok, babam da. O nasıl söz öyle kızım? Sen yanımızdasın ya. Ben ne kadar öz baban olmasam da, teyzen ne kadar da öz annen olmasa, biz artık bir aileyiz. Bunu sakın unutma, tamam mı? Yani artık siz misiniz benim annemle babam? Başka kim olacak? Fındık kurdu. Biziz. Gel sevgili Semiramis. Efendim? Nasılsınız? Ya konuş ya da beni meşgul etme. Efendim, Topal. Ne olmuş Topal'a? Karşıma çıktı. Doğan'ı, beni ve Nizam'ı izlediğini söyledi. 4 numaranın emriymiş. Bizimle ilgili verilmiş bir karar mı var? Bana böyle bir şey tebliğ edilmedi. Nasıl davranmalıyım peki? İtiraz etme. İtaat et Mira. Emredersiniz. İzninizle. Reşat! Akif, Reşat! Altay hoş geldin. Neydi senin soy ismin? Kurdoğ. Ne işin var burada senin? Ne demek oluyor bu? Çok konuşuyorlardı. Anca böyle çözebildim. Ya korumalar? İyi onlar. Soyunma odasındalar. Ne istiyorsun? Herkes senin çok iyi dövüştüğünü söylüyor. Ben de merak ettim, gelip
Kendi gözlerimle göreyim dedim. Sirk mi burası? Böyle Hristiyan'a eğlence vermiyoruz. Korkuyorsun. Benden korkuyorsun. Gözlerimin içine baktığında korktuğun bir şey olduğunu görüyorsun. Ama ne olduğunu bilmiyorsun. İşte sana nedenini öğrenmek için bir fırsat. Korkuyorum dersem dövüşmeyecek miyiz? Korksan da, korkmasan da bugün burada ikimiz bu ringe çıkacağız Altay Kurdoğlu. Yok, ben almayayım. Sen kendine yaz puanları. Arkadaşların içinde mi dövüşmezsin? E hadi ama. Madem bu kadar çok istiyorsun, sana istediğini vereceğim. Bravo. İşte böyle. Hadi bakalım. Yerli Karadağ yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan görkemli suyun kurumasın. Kanatlarının ucu kırılmasın. Çalışan da kara polat öz kılıcın kertilmesin. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Ahir sonu arı imandan ayırmasın.